Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında kadık isimler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani koni konusundaki testleri yapıyorduk. Konideki test 3'ün çözümünü yapacağız. Kitabımızda sayfa numarası 260 ve 261'i işleyeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda eksenden geçen kesiti eşkenar üçgen olan dik koninin hacmi verilmiş. Eksenden geçen kesiti eşkenar üçgen demek ne demek? Şu eksen bak hocam ne demek? Üniversite sınavında çıktı. İşte eksenden böyle kestiğin zaman tam tepe noktasından ve çaptan kestiğin zaman şu kesitten bahsediyorum. Şu bir eşkenar üçgenmiş. 60 60 60. E bu arada madem eşkenar üçgen çizilen yükseklik kenar orta olmak zorunda. Burası da 30 30 yapar. Ve eşkenar üçgen olan dik koninin hacmi de verilmiş bana. 30'un karşısı r ise 60'ı karşısı r kök Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik r kök 3 bölü 3 eşittir 9 kök 3 olarak verilmiş. Bunlar gitti. Bu da pi de var tabi. Pi'ler de gitti. R küp 27 yaptı buradan. R küp 27 ise R'yi de buradan 3 buluruz. Koni'nin ana doğrusu isteniyor. 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı 2R ya. R 3 olduğundan 2 r de kaç yapar o zaman? 6 yapar. O zaman birinci soru C han olur. 2'ye geldik. Koni şu ayrıt ana doğruları birbirine eşitti. 10 sa burası da 10 mudur? Evet. E 8 10 ne üçgeni? Şurada da bir dik çizilmiş. 6 8 10 üçgenler. 6 çıkar burası. Taban alan isteniyor. Şurası R burası R. Pisagor bağıntısından artık R'yi bulabiliriz. Hocam burası kısa yoldan yapalım. 2 çarpı 1 burası. 2 çarpı e, 3 burası. O zaman 2R neye eşit olacaktır? 2 çarpı kare 3'ünde kareleri toplamı 1 artı 9'dan 10 yapar. 2R 2 kök 10'a eşitse R'yi de buradan kök 10 olarak buluruz. Taban alanında ne olacaktır? Pi kök 10'un karesi olacaktır. Yani cevap 10 pi yapar. İkinci soru akçay olur. 3'e geldik. Alanı 144 pi santimetre kare olan o merkez daire hemen. Pi r kare eşittir 144 pi ise r'yi buradan kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Kesikli çizgiler boyunca kesilerek 3 parçaya ayrılmış. Tamam r'yi 12 bulduk. Her bir parça kıvrılarak birer dik koni elde ediliyor. Çünkü ne oluyordu? Ben bunları böyle kıvırdığım zaman bu şekilde e, daire dilimi koninin açımı şahit daire dilimi oluyordu. Bunların hepsini kıvırdığımda bir koni oluşuyormuş. Buna göre elde edilen dik konilerin taban yarıçapları toplamı kaç santimetre olur diye soruluyor bize. Şimdi bunu kıvırdığında şöyle bir koni oldu. Buradaki R'sini bilmiyorum. R'sine R1 diyelim. L'sini biliyorum ama. Sonra bunu kıvırdığımda şunun yarıçapına R2 diyelim. Yine L'si 12. Öbürünü kıvırdığımda yine burası R3 olsun. Burası da 12. Ben şimdi şunu biliyorum arkadaşım. R bölü alfa bölü 360. Yani şuraya bir alfa diyelim. Bak dikkat et. Şuraya bir alfa diyelim. Yani şunu kıvırdığımızda buraya beta diyelim. Buraya da bir ne diyelim? Teta diyelim. Ve şunu da biliyoruz. Alfa artı beta artı tetanın 360 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi R bölü L. Alfa bölü 360 ya. Yani buradan R1 bölü alt tarafta yapayım istersen. R1 bölü L eşittir. Alfa bölü 360'dan dolayı. R1'i buradan ne buluruz arkadaşım? E, 6'ya bölsen 60. E, 60, 30 mu çıkıyor? Evet 30 çıkıyor. R1'i buradan ne isteniyor? Taban yarıçapları toplam isteniyor. Hmm, R1'i buradan ne buluyoruz o zaman? Alfa bölü 30 mu buluruz? Evet. Aynen öyle. Şu 12 ile bu sadeleşince şey 30 yapıyor burası. Alfa bölü 30. Aynı şekilde R2 bölü 12 eşittir beta bölü 360'dan beta'yı buradan kaç buluruz? Pardon. R2'yi buradan kaç buluruz? Beta bölü 30 buluruz. Aynı şekilde R3 bölü 12 eşittir. Teta bölü 360'dan o zaman R3'ü de buradan ne buluruz? Teta bölü 30 derece olarak buluruz. E bizden R1 artı R2 artı R3 isteniyor. yarıçaplar toplamı Topla bakayım bunları. Hepsinde paydalar aynı. Alfa artı beta artı teta bölü 30 mu yapar? Evet alfa artı beta artı teta'nın zaten biz 360 olduğunu biliyoruz. 360 bölü 30'dan yarıçaplar çaplar toplamını böylelikle kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Evet güzel bir soru. 12, 3. soru pardon. Denizli çıkar. Geldik dördüncü soruya. Silindir biçimindeki bakır eritilerek eş 5 dik koni yapılıyor. Silindirin yüksekliği bir koninin yüksekliğinin 15 katı olduğuna göre. Arkadaşım şöyle bir silindir var elimizde. Ve bir koni var böyle. Bir tane koni var. Şu yükseklik kaçken burası 15H olarak verilmiş bize. Silindirin yüksekliği bir dik koninin yüksekliğinin 15 katı olduğuna göre. Silindirin taban yarıçapının koninin taban yarıçapının oranı nedir diye soruluyor. E bundan kaç tane yapacakmışım? 5 tane yapacakmışım. O zaman bunun hacmi. Bunun yarı R diyelim. Bu arada ne diyor bize? Silindirin yüksekliği. E, silindirin taban yarıçapının çapının yarı, taban yarıçapına. Buna da büyük R diye göstereyim. Şimdi bunu eritip bundan 5 tane yapacağım ya. O zaman hacimler birbirinin tıpkısının aynısı. Yani pi R kare çarpı 15H. Ne eşit olmak zorunda? Hocam bundan 5 tanesine. 5 tane pi R kare çarpı H bölü 3'e eşit olmak zorunda. O zaman pi H'lar gitti mi? Gitti. Ondan sonra burada 5'e bölsen 5'e bölsen 3 kaldı. E o zaman burası ne yaptı? Şu 3 buraya bölü olarak kesin. Bu da buraya bö bölü olarak kesin. Yani buradan r kare bölü r kare eşittir ne yaptı? 1 bölü 9 yaptı. Kare kökünü alınca r bölü r de buradan 1 bölü 3'e eşit oldu. Evet. Bizden zaten silindirin yarı çapının koninin taban yarı çapına oranı isteniliyor. Cevap böylelikle 1 bölü 3 çıktı. Yani cevap 4. soruda e-dremit oldu. 5'teyiz. Şekilde ana doğru uzunlukları 9 santimetre ya yani 9 birim ve yüksekleri 4 kök 5 birim olan yüksekliği de 4 kök 5 ise eğer yarıçap ben bulabilirim buradan. Pisagor bantısı 80'den 8, 81'den 80 çıkarsa 1 mi yapıyor? Evet yarıçapı da 1 yapacak o zaman. Pisagor bantısından buldum. Evet. Dik koni biçimindeki alt tabanı açık şapkalardan yeterli miktarda bulunmaktadır. Bu şapkalar yarıçapı 9 birim olan daire biçimindeki kumaş kullanılarak dış kısmı kaplanacaktır. Yani yarı çapı 9 birim olan daire biçimdeki kumaş ile kaplanacaktır. Buna göre en fazla kaç tane şapka kaplanabilir diye soruluyor. Yani ben bunun alanıyla yüzey alanıyla pi r kare ile ne yapacağım? Şunun yüzey alanında ama ağzı açık ya üst tarafını kaplayacağım. Yani x tane pi r l'yi kaplayacağım arkadaşlar. O zaman cevap ne yapıyor direkt? Yani x tane pi r l, pi pire r kare eşitse p'ler gitti. 81 bölü 9'dan x'i kaç buluruz? 9 tanesini kaplayabilirmişiz. O zaman 5. soru Denizli çıkar. Geldik 6. soruya. Şekilde ok görseli verilmiştir. Silindir biçiminde gövde kısmı ve koni biçiminde baş kısmı bulunmaktadır. Gövde ve baş kısımları taban merkezleri çakışıkmış. Yani şöyle taban merkezleri çakışık. Koni ve silindir de. bu şekil var elimizde. Gövde kısmının taban yarıçapı 2. Ve yanal alanı 36 pi. Silindirin yanal alanı diye mi? Evet. 2 pi r çarpı h. Şuraya kadar kısmını h diyeyim. Bu neye eşitmiş arkadaşım? 36 pi'ye eşitmiş. Pi'ler gitti buradan. H'ı buradan kaç buluruz? 9 buluruz. 9 çıktı burası. Sonra baş kısmının, şu baş kısmının taban yarıçapı 3. Taban yarıçapı 3. E yüksekliği bulacağız. Yan alanı 15 pi demiş. O zaman pi r l değil mi? Pi r l eşittir 15 pi ise... L'yi buradan kaç buluruz? 5 olarak buluruz. R5'te. Hop şuradan çizilen yüksekliğe kaç yapıyor o zaman? 3 4 5 üçgenden 4 çıkar. X ne yapar? 9 art. 4'ten 13 çıkar. Evet cevap açık oldu. 6. soruda geldik 7. soruya. Yukarıda şekil 1'de verilen taban merkezi O noktası olan dik koni şekil 2'de görüldüğü gibi tabana paralel iki düzlemle kesiliyor. Ve yükseklere eşit. Şu yükseklik, bu yükseklik ve bu yükseklik birbirine eşitse o zaman bunlar da birbirine eşit değil midir? Evet. Şimdi buna göre ortadaki parçanın hacmin tüm konunun hacmine oranı nedir? Arkadaşım burada 1 bölü 2 oran var. Evet 1 bölü 2'nin kübü kaç yapar? 1 bölü 8 yapar. Yani burası V iken tamamı 8V buraya 7V kaldı diyebiliriz. Benzerlik oranı küçük ve büyükte kaç? 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün kübü de 1 bölü 27'dir. Yani burası V iken tamamı 27V. O zaman buraya 19V kaldı. Ortadaki parçanın hacmi 7V bölü tüm konunun hacmi de zaten 27V. O zaman cevap ne yapacaktır? 7 bölü 27 yani 7. soru Edremit oldu. 8'e geldik. Şekilde taban alanları oranı 1 bölü 9 olan kesik koni biçimde kova. E, taban alanları 1 bölü 9 hani benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşitse alanlar oranı kare kükü de benzerlik oranına eşittir. O zaman bunun kare kükü kaç, kaç yapıyor? 1 bölü 3 yapıyor. Yani burası 1 iken burası 3 olmak zorunda. R iken 3 R olmak zorunda. BD'yi bize 5 vermiş. Tamam. Ve o, o üstünde 3 vermiş bize. Eyvallah. Kesik konu gördüğümüz an ne yapıyorduk gençler? Böyle tamamlamasını yapıyorduk. Tamamladık. E yükseklikte şuraya da doğru gelecek. Tamam. E hocam burada 1 bölü 3 oran var. E o zaman burada da şöyle 1 bölü 3 oran. Şimdi 1 bölü 3 oran olacak. A ise 3A. Buraya ne kaldı? 2A kaldı. Hocam 1'e 2 oran var. 1'e 2 orandan burası 3 bölü 2 mi çıkar? Evet. Sonra burası 5 ise burası da 5 bölü 2 mi? Evet. Çünkü 2A 5 ise A 5 bölü 2. Burası 5 bölü 2. 3 bölü 2, 5 bölü 2. O zaman burası da 3, 4, 5 üçgeninden 4 bölü 2 çıkar. Yani 4 bölü 2'den dolayı burası da 2 çıkar mı? Çıkar. Kovanın hacmi isteniyor. Şimdi benzerlik oranı, hacimleri oranını bulalım. 1 bölü 3 oran vardı benzerlik oranında. 1 bölü 3'ün küpü kaç? 1 bölü 27. Yani buradaki hacim V iken tamamı 27 V olacak. O zaman buraya kaç kaldı? 26 V mi kaldı? Evet. Şimdi ben v'yi bulabilir miyim? Bulabilirim. Ve ne eşittir arkadaşım? Pi r kare çarpı yükseklik. 3 bölü 2 bölü 3. Şu 3'ler nanay, 2'ler nanay, 2 pi yapar. Cevap burada v tabii ki. A bizden ne isteniyor? 26 v isteniyor. 26 çarpı 2 pi'den o da 52 pi yapacaktır cevap. Evet cevap cihan oldu 8. soruda. Geldik 9'a. Şekilde kesik koni biçimindeki abajonun üst çemberin çapı 4 desimetre, yarı çapı 2 desimetre yapar alt tarafında çapı 6 yani yarı çapı 3 yapar. Bu abocunun dış kısmı sarı renkli olduğu için beğenmeyen Nurayhan'ın dış kısmını mor renk kağıt ile kaplıyor. Buna göre bu işlem için kaç desimetre kare mor renkli kağıt kullanmıştır. Yani yanan alan isteniyor bizden. Arkadaşım şunu tam bir konuyu yapalım mı? Yapalım. Yükseklik burası. Burası da yükseklik. 2 bölü 3 oran var. 2 bölü 3 oran olacak. 2 a ise 3 a. O zaman buraya a kaldı. Hatta burası da H ise. Hani 2'ye 1 oran var ya burası 2 haşsa burası da H diyebiliriz. Şimdi bir şey daha verilmişti bize. Şimdi çemberlerin merkezler arasındaki uzaklığı 3 vermiş burada. E hocam 3 ise 2'ye 1 orandan dolayı bak burası kaç çıktı? 6 çıktı. Şimdi Pisagor bağıntısından dolayı hocam burası dikkat et 2'nin 1 katı. Burası nedir? 2'nin 3 katı. O zaman 2A dediğimizde ne olacaktır? 2A dediğimizde 2'nin 1'in karesi artı 3'ün karesi. Kısa yoldan yapıyorum. Yani kare küçerinde 1 artı 9'dan 10 yapar. 2A 2 kökon yaptı. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız arkadaşım? Burası 2 kökon. Burası da ne yaptı? Kökon yaptı. Arkadaş burada şu yüzey yanal alan isteniliyor benden. Tüm yanal alandan şuradaki yanal alanı çıkartabiliriz. Ya da benzerlik alan içinden gidebiliriz. Ama fark etmiyor. Tüm yanal alanı bulabiliriz. Tüm yanal alan nedir? P, R, L. L dediğim tamamında 3 kökon. 3 ondan kök neyi çıkartacağım arkadaşlar? Ee, şuradakinin yanal alanı çıkartacağım. Yani P R, L'yi çıkartacağım değil mi? Bak bu daha kolay. Benzerliğe falan girmeyelim burada isterseniz. E, o zaman burada ne çıktı? 9'dan 4 çıktı 5. O zaman 5 kök 10 pi yapar cevap. Yani cevap cihan oldu 9. soruda. Ona geldik. Şimdi BT'yi 12 vermiş. BT uzunluğu 12. Ali Bey uzunluğu 8. Yani burası 4 verilmiş. Bir karınca A noktasından koninin yanal yüzeyi üzerinden hareket ederek bir tur atıyor. Şöyle gelmiş sonra buradan B'ye gelmiş. Vay. Bir tur atıyor. Şimdi açılmışı önemli bizim için. Dur. Şöyle bir açalım arkadaşım. Şöyle açtıktan sonra R bölü L alfa bölü 360'tır. R bölü L alfa bölü 360'dan dolayı alfayı buradan 30 kaç derece? 120 derece olarak buluruz. Ve buradaki şeyler önemliydi. T, A. Burası da A oluyordu. B neredeydi? Bunun tam ortasındaydı. Şimdi dikkat et. Başka ne diyor burada? Hocam tam dönüyor. TA doğrusuna geliyor. T A'dan da devam edip B'ye gelecek. Ha, A'dan B'ye direkt böyle gelmiyor. Tam bir yüzeyi gidiyor. O zaman bir yüzeyi kullandım bir de yarım da yüzeyi daha kullanacağım. O zaman bir yüzeyi daha açalım şöyle arkadaşım. Şöyle değil midir? Evet. Şimdi böyle açacağız. Ama yarım yüzeyi daha gidecek. B de tam ortasında değil midir bunun? Evet tam ortasındadır. Şimdi 120 derece ise burası da 120 derece tam ortasına gelen 60 derece yapar. Aa ne güzel bir şey. Şunun da biz 12-12 olduğunu biliyoruz. Hatta burası da yarı çap. 12. Bizimki A'dan başlayıp nereye gidecekti? B'ye gidecek değil mi? Bak TB doğrusu üzerindeki B'ye gidecekti. Hocam A'dan başlayıp tam bir yüzey yanına bir yüzey daha koydum böyle. A'dan başlayıp B'ye gidecek. Bak burası 180 derece doğrusal oldu. A'dan başlayıp B'ye giden bir kişiye böyle dümdüz gitmez mi? Yani şu çizgi üzerinde gitmek zorunda. Yani o zaman bu çizgi üzerinde gidiyorsa cevabımız 12 artı 12'den kaç çıkar? 24 çıkar. Yani 10. soru böylelikle e oldu. 11'e geldik. Silindir ve kesik koni var. Burası 10 santimetre olarak verilmiş. Şimdi başka neler verilmiş? Tam olarak okuyalım bakalım. Yukarıda bir pastanın, pastanenin vitrininde kesik koni biçimindeki pasta altlığı üzerinde tabanları çakışık olacak şekilde 216 pi santimetre küp hacimli bir dik silindir biçiminde yaş pasta göstermiştir. Hmm. 216 pi santimetre küp hacimli dik silindir biçiminde. Bunun Silindirin hacmi vermiş bize. Pastanın üst yüzeyinin yerden yüksekliği 10 cm olup C'de 12 cm'dir. Yani yarı çapı kaç? aldı? Hocam sadece bak dikkat et. Şu. Onu bir yapalım. 216 pi neye eşittir? Pi r kare çarpı h. Değil midir? <laughs> Pardon. Evet. 36 altı mı yapıyor? H'ı buradan 6 buluruz. H buradan 6. E o zaman buradaki yüksekliğe ne kaldı arkadaşım? Şuradaki yüksekliğe o zaman 4 kaldı. Peki BC'yi de kaç vermiş? 5 vermiş. 4, 6 ve 5'ten dolayı ben şeyi kullanabilirim galiba. E, hatta kesik konu gördük ya. Bunu tam konu yapalım mı? Yapalım bakalım. Tam konu yapalım böyle. E şuradaki 4 5 6'dan dolayı bir şeyler yapacağız. Hatta bunu burada yapayım ben ya. Şöyle bir dik yamuk var elimizde. Yani tamamlayınca güzel bir şey gelmedi böyle. E burada yapalım işlemimizi. Şurası 4 ya. 4. Burası 5 ya. E burası da 6 ya. Şimdi buradan dik çizince 3, 4, 5 üçgenden 3 çıktı. Burası da 3 çıktı. Aa, yarı çapı 3 bulduk. Güzel. Yarı çapı 3 ise 3 bölü 6. 1 bölü 2 oran var. Demek ki 1 bölü 2 oran varsa ort taban yani şunlar birbirine eşit olacak değil mi? Ve aynı şekilde 4 ise burası da 4 mi olacak? Evet. Benzerlik oranının kübü 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8'dir. Yani burası V iken burası 8V değil. Dikkat et. Koninin hacmi 8V olacak. Buraya 7V kaldı. Pasta altlığının şuradaki pasta altlığının hacmi sorulmuş bana. V dediğim nedir? Pi r kare çarpı h. Pi r kare çarpı h bölü 3 yapar. O da 3'ler sadeleşse 12 pi yapar. Ama benden ne isteniyor? 7 v isteniyor. 7 v de 7 çarpı 12 pi'den dolayı 84 pi olarak buluruz cevabı. Yani cevap böylelikle e çıktı 11. soruda. Ve bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman diyoruz? Bir sonraki test yani Connie'nin son testi. Connie'nin dördüncü testinde. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.